Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Biliyorsunuz bir süredir kanalımı ihmal ettiğimi söylemiştim ama yavaş yavaş yeni videolarla karşınızda olmaya devam ediyorum. Uzun süredir ihmal ettiğim bir kategori vardı kanalımda, YouTube kanalımda yaptığım videolar içinde. O da kitap tanıtımıydı. Onu fark ettim. Bayağıdır yapmamışım. Epey bir süre olmuş. Bugün yeni bir kitap tanıtımıyla karşınızda olacağım. Afet Affetmez Miktat Kadıoğlu hocamızın ki kendisi İTÜ'de bir meteoroloji bölümünü bitirmiş profesör. İklim değişiklikleri ve benzeri konularda yorumları oluyor. Özellikle Twitter'da takip etmenizi öneririm. Sağ olsun beni takip ediyor kendisi. miktatça ismiyle, Miktatca tabii ki. Twitter'da böyle komik bir şeyler de paylaşıyor. Bir yandan gündemle ilgili şeyler paylaşırken bir taraftan da böyle hani komik, eğlencelik işte evime şunu mu alayım, sobaya bilmem ne mi yapayım falan gibi böyle çok komik şeyler de paylaşıyor. Ben şiddete takip etmenizi öneririm. Özellikle böyle kar yağacak, yağmur yağacak, fırtına geliyor gibi konularda günlük olarak böyle paylaşımlar da yapıyor kendisi. Eğlenceli bir dili var, komik bir üslubu var. İşte ben burada eğleniyorum falan diyor. Twitter'da mutlaka takip etmenizi öneririm. Kitaba gelecek olursak, şimdi hocamızın birden fazla kitabı var. Bu kitap daha çok böyle hani afetlerle ilgili, işte yanlış bilinen... Eksik bilinen ya da ezbere konuşulan şeyleri aslında düzelten bir kitap olmuş. Ben bunu yaklaşık bir 3-4 ay önce almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam belki daha fazla olmuş olabilir. Ancak fırsat bulup bitirebildim. Birazcık benim bir ihmalkarlığım oldu ama çok güzel bir kitap. Yani bir afet durumunda ne yapmanız gerektiğinden tutun da mesela işte yıldırım düşerken ne yapılabilir gibi konularda size bilgi veriyor. İşte sel durumlarında ne yapılabilir, işte yangın durumlarında ne yapılabilir falan gibi böyle birçok konuda size çeşitli bilgiler veriyor. Özellikle de hocamız böyle şeyi çok sevmiyor. Hani ezbere bilgiler vardır ya işte, işte... çok karşı çıktığı şey sürekli Twitter'da da paylaşıyor kendisi. İşte doluyu engelleyen bir işte cihazlar satılıyor hem Türkiye'de hem dünyada. Böyle bir şey olmaz diyor mesela. Tabii ben şimdi uzman değilim. Hocamız öyle diyorsa muhtemelen vardır bir bildiği diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olmaz diyor. Öyle bir cihaz satamazsınız, bulamazsınız vesaire diyor. Bu tip böyle hani doğru bilinen yanlışlar ya da bir acil bir durumda ne yapmamız gerektiğine dair konular bu kitapta çok güzel bir şekilde anlatılmış. Ben biraz didaktik buldum dilini onu söyleyeyim. Hatta hocamız yeni baskı için yine internetteki işte sosyal medyadan, Twitter'dan sormuştu. Öneriniz nedir, ne yaparız vesaire gibisinden. Ben de orada yazdım hocam dedim. Biraz daha böyle hani akademik dilden ziyade biraz sokaktaki vatandaşın anlayabileceği şekilde işte daha basitleştirmek güzel olur gibisinden önerilerde bulundum kendisine. Sağ olsun not aldı herhalde bilmiyorum yeni baskıda bunları düzeltecek mi? Mesela arkasındaki bilgileri okuyayım biraz isterseniz. Afetler ne kadar doğal ne kadar doğal değildir afetler onların unuttuğumuzda mı ortaya çıkar? Deprem bulutlardan, karıncalardan falan tahmin edilebilir mi? Mesela böyle komik şeyler var biliyorsunuz. Köpek havladı, bilmem ne oldu, inekler şöyle oldu falan diye. Onların hepsinin işte gerçek olmadığını ya da hani bir kısmının olabileceğini ama o kadar da bel bağlanmaması gerektiğini falan söylüyor. Sellerin neden olduğu tehlikeler nelerdir? Mesela bu önemli Türkiye için çünkü ülkemiz yağış olan, yağış alan bir ülke biliyorsunuz. Özellikle Karadeniz kesimlerinde çok şiddetli yağışlar oluyor. Her sene, bu sene oldu mesela. Birçok insan hayatını kaybetti. Birçok işte evler yıkıldı vesaire oldu. O yüzden bu tip konularda bilgili olmak çok önemli arkadaşlar. Hani böyle yani ne alacak işte su falan demeyin. Şöyle bir bilgi vereyim ben size. Başka bir kitapta okumuştum. Burada değil. Bir karışlık bir sel suyu, bir karış. Şöyle bakın parmağımı göstereyim. Bir insanı alıp götürebilecek kadar debisi yüksektir. Ayrıca dizinize kadar gelecek olan bir su bir otomobili alır götürür. O yüzden böyle hani ya sel bu bir şey olmaz, arabanın içindeyim ben bana bir şey olmaz falan sakın demeyin. Bu tip bilgiler hani Bugün yağar lazım olmaz. İnşallah olmaz hiçbir zaman ama acil bu durumda çok işinize yarayacak şeyler var. Sıcak ve soğuk hava dalgalarından korunma yöntemleri nelerdir? Yıldırımlardan korunmada 30-30 kuralı nedir gibi böyle çok hani pratik bilgiler de var. Ben eleştirdim tabii ki birazcık hani fazla didaktik olduğunu veya bilimsel yaklaşıldığını ama bunları okuduğunuz zaman gerçekten hani o tip bir durumda kaldığınızda ne yapacağınız konusunda bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Ben 20 TL'ye almıştım kitabı. Kaç sayfa onu da biraz söyleyeyim ondan da biraz değineyim. Kitabın tamamı şunlara bakalım. 162-163 sayfa. İşte afet çantası hazırlamaktan tutun da böyle bir sürü pratik bilgiler de var. Çantada ne olmalı bilmem ne falan filan. E bu önemli şeyler arkadaşlar. Özellikle iklimin sürekli değiştiği ve giderek daha kötü bir noktaya doğru gittiğimiz bir dünyada. Sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Bu tip konularda hani yangındır işte işte seldir, fırtınadır ve benzeri konularda bilgi sahibi olmak önemli. Bu kitapta burada çok güzel pratik ve teorik bilgiler de veriyor. Hem işin uzmandan öğreniyorsunuz, hem de böyle hani şöyle olmuştu kandilli de bir tanıdığım var, bilmem ne şurada biliyormuş falan gibi böyle kulaktan donma bilgilerden ziyade böyle işin uzmanından öğrenmenizi öneririm. Bunun gibi bir sürü kitap da var piyasada gerçekten değerli insanlar tarafından değerli hocalarımız tarafından yazılmış. Onları da ...söyleyebilirsiniz. Bu videonun altında paylaşın en azından. Benim okumadığım da mutlaka vardır. Hepsini okuduğum gibi bir iddiam zaten yok. Diğer e, okuyucularımız da, izleyicilerimiz de, takipçilerimiz de öğrenmiş olur. Ben öneriyorum bu tarz kitapları okuyun. E, acil bir durumda hayat kurtaracak bilgiler içeriyor... Ee, en azından kulaktan dolma yalan yanlış bilgiler yerine işin uzmanından bilgiler almış olursunuz. Okuduğum kitaplarla ilgili bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de okumamı istediğiniz ya da benzer konuda bir şu kitabı da mutlaka okuyun dediğiniz önerileriniz varsa bu videonun altında benimle paylaşırsanız diğer e, takipçilerimiz de bunlara ulaşmış olur. Youtube kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni aynı zamanda Twitter ve Instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Farklı bir videoda farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. chicken.